Semih Kılıçsoy'a bir parantez açalım istersen. Tamam. E, ligdeki Beşiktaş kariyerindeki hı hı. ilk golünü de kaydetti. E, Performansı nasıldı? Sol açıkta görev aldı. Güzel. Yani böyle bir gençleri de destekliyor zaten. Evet. Hocanın da açıklaması bu. Akademiden hı hı. gelmenin de etkisiyle birlikte. Ama tabii fizik kapasitesini yukarıya çekmesi lazım. yani Şu karşılaşmada Semih'in e, 8'de 7 ikili mücadele ka kaybetme performansına sahip olması çok kabul edilir bir durum hı hı. değil. Girdiği ikili mücadeleleri neredeyse tamamını kaybeden. Ee, bir performansı vardı. Fizik kapasitesini yukarıya çıkarttığı zaman ki bu doğaldır e, bu performansla daha da yukarıya çıkartacağı kanısındayım. Biraz daha böyle garanti, biraz daha net. Eğer fiziken iyi noktada değilseniz de ikili mücadeleden kaçarak oyun kurmak Hı -hı. ya da oyunun içinde dahil olmaya çalışmak sanki daha isabetli olabilirse mi için Peki. ama e, mevcuttaki süreç Semih'i oyunun içerisine itecek hı. daha fazla. Yani hücum attığında da şimdi düşününce aslında hep e takımın 11'ine saydığımız önemli 3 isim yok. Abu Bakar, evet. Cenk ve Gezal'ın olmadığı bir hücum bölgesi. E, fena da çalışmadı bu maçta. Gel şimdi Abu Bakar ayrılacak takımdan. Çok hı. çok yüksek bir ihtimal. Yeni gelen teknik gidiyor. adam. Hı hı. Abu Bakar'ı sence kazanabilir mi? Bence Abu Bakar'ın kazanılacak bir tarafı yok. Abu Bakar bence söz kesti. Suudi Arabistan'dan bir kulüple. Hı hı. Yani bunu e, i̇ki ay önce kestiği düşüncesindeyim ve bu konuda da zaten yavaş yavaş Abu Bakar klasiğidir. Kendini kenara çeken, e, bir Abu Bakar var aman sakatlanmayayım, aman bir kenarda durayım, e, hatta aman ağrım var gibi bir durumla. E, Abu Bakar'ın Suudi Arabistan'da bir kulüple anlaştığı düşüncesindeyim. Bunu iki ay önce ifade etmiştim, buradan da dile getirmiştim. İki ay önce ifade ettiğim zaman Abu Bakar zirvesini yaşıyordu <laughs> ama kendini oynuyor demiştik. ve Bir şeyler sinyal veriyordu. Sonrasında yavaş yavaş kenara gelen bir Abu Bakar vardı. Bugün de şunu söyleyeyim yani Abu Bakar ben Gözlemlediğim kadarıyla en azından %99 Suudi Arabistan'ın yolunu devre arasında tutacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum hı. birazdan konuşuruz. Teknik direktör ihtimalleri hı hı. de var biliyorsun. Evet. Bruno Genesio'nun olma ihtimali yüksek gözüküyor. Onun da en büyük özelliklerinden biri bu oynadığı takımlardaki santrforları biraz yıldızlaştırmak aslında. Hı hı. Bu anlamda onu düşününce acaba o gelse bu bakar tekrar kazanılabilir mi diye ben de bir düşündüm. Semih'i hı hı. Yani Semih yıldızlaştırsın hı hı. ya da başka oyuncuları. Yani Bence Beşiktaş'ın artık taze... Kanlara da ihtiyacı var. Hı hı. Artık klasik, klasik değişmiş oyuncular evet, O Bakar kötü bir başlangıç yapmadı. Ama Beşiktaş'ın çıkıp 10 maçta 8 gol atıp 2 asist yapan adama değil, çıkıp 15-20 maçta sürekli oynayan ve oyun içerisinde sürekli bir katkı sağlayan oyuncuya ihtiyacı var. Evet. Ama bakıyorsunuz 10 maç var adam, 10 maç yok. Geçmiş Mali. olsun ondan sonra. Peki. E, Omar Koli'yi sorayım son olarak e, takım içerisinde. Hı -hı. Çünkü e, attığı 5 beş golle Beşiktaş'ın en golcü ismi konumunda bir e, stoper'in Beşiktaş gibi bir takımda evet. en golcü ismi olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Teknik olarak trajik bir durum aslında. Beşiktaş'ın e, hücum bölgesiyle alakalı Hı -hı. Ne, ne kadar çok aksaklık olduğunu bir göstergesi. Evet. Eğer bir savunma oyuncusunun takımın en skorer olduğu bir ortam doğuyorsa, en çok gol attığı bir ortam doğuyorsa o zaman... E, hücum hattınızla alakalı zaten e, bir şeylerin işlemediğini görebiliyorsunuz ve bir şeylerin değişim sinyalini buradan alabiliyorsunuz sevgili Demet. Peki açıklamaları biraz konuşalım. E, yönetim Kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın maç sonu açıklamaları evet. var. Teknik direktör konusuyla ilgili araçlar devam ediyor dedi ki bir sonraki karşılaşmada da takımın başında yeni teknik direktörün olma ihtimalinin yüksek olduğuna da vurgu yapılıyor. E, Sayın Hasan Arat da bu şekilde bir e, söylemde bulundu. E, adaylardan biri Sergen Yalçın dedi. Tabi Beşiktaş çocuğu olunca ismini de e, zikretme gereği duydu kendisi. Bir anda e, birçok yabancı isim var. Tabii Bruno Genesio'nun e, bir tık önde olduğunu e, söylemiş olalım tekrar ama diğer tarafta da Sergen Yalçın ihtimali de çok yüksek gözüküyor. E, senin yorumunu da merak ediyorum. Ya yani şöyle e... şunu Hı. sorayım mı ilk önce? Buyur tabii ki. Yabancı teknik direktör kısmına çok yoğunlaştı ya bir anda yeni Hı -hı. yönetim. E, sen yabancı teknik direktörlerin e, süperlikte başarılı olduğunu düşünüyor musun? Yani oransal olarak bakmak lazım. Hı hı. Yani ne kadar yabancı oyun teknik adama süre verdin, onlar bu süre içerisinde ne kadar performans verebildi? Şimdi 20 takımla birlikte hı hı. sadece 3 tane takımda yabancı hoca varsa ve bunu da sürekli olarak bir 10 yıldır bu istikrarla devam ettiriyorsa tabii hı. ki de yabancıları önce bir kendisini gösterebilecek bir kulvar aç. Tabii. Yabancı başarıdan kastım biraz aslında bu aslında ligin domine eden takımların şampiyonluk oranları. Şöyle bizim medyada dair olmak üzere e, yabancıya daha gatlar olmak gibi bir duruma sahibiz. Şimdi Sergen Yalçın üstünden gideyim konuya Tabii. biraz, oradan müsaadenle gireyim. E, i̇simden tamamen bağımsız gidiyorum. Yine daha önce Burak Yılmaz'la da konuştuk, Rıza Avşat'la da konuştuk. İsmi kenara atıyorum. Yine süreci konuşalım. Hı hı. Büyük bir problem var Beşiktaş'ta. O da problem ne biliyor musun? Dünkü Feyyaz Uçar'ın açıklamalarının son satırında şunu söylüyor Feyyaz Uçar. Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor. Geçmiş olsun. Kıyamıyoruz diyor. Geçmiş olsun. Bu ne bile demek oluyor biliyor musun? Bu duyguların yönetimin önüne geçtiği anlamına geliyor. Yani duygular daha baskın geliyor. Mantıktan ziyade duygular öne çıktı anlamına geliyor. Birinci problem bu. Yani Sergen Yalçın son iki yıldır takım çalıştırmıyor. İki sene önce Beşiktaş'ı çalıştırdı. Beşiktaş'la yollarına ayırıldı. Şimdi tekrar Beşiktaş gündeminde. Olabilir mi? Olabilir. Sen dersin ki ben yaptım teknik analizimi. Bizim şifamız Sergen Yalçın'da. Dersin anlarım. Ama sen bu açıklamayı yaparken dersen ki eğer insan dayanamıyor dersen o zaman duygularının, mantığının önüne geçtiğini belirtmiş oluyorsun. Satır arasında. Spor yöneticisinin duygusu mantığının asla önüne geçmemesi lazım. Ve burada özellikle teknik direktör belirlerken bunun hiç olmaması lazım. Hı hı. Ve Beşiktaş'ın bu öz evlatçılık mantığının ne kadar büyük sorunlar teşkil edebileceğinin küçük bir demosunu zaten Rıza çalınma ile birlikte mevcut süreç bir gösterdi. Şimdi Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, Rıza Çalınbay, daha önce Burak Yılmaz geldi. Şimdi Sergen Yalçın konuşuluyor vesaire. Şimdi Beşiktaş kendine bir atletik bir boğa örneği mi çıkartmaya çalışıyor? Önce buna bir karar versin. Ben kendi özümden geleceğim, kendi semtimden gibi bir mantıkla mı yürüyecek? Yoksa ben bir global bir futbol kulübüyüm, dünya çapında bir kulübüm, borsaya açığım, benim yabancı yatırımcılarım da var. Borsamdan hisse alınıyor. İşte dünyaca ünlü kulüplerle mücadele vereceğim ve Türkiye kupalar getireceğim mi hedefliyor. Eğer birincisi ise hedef, evet doğru Sergen Yalçın olabilir, Rıza Çalınbay olabilir, öz evlatçılık yapabilirsiniz. Samet Aybaba kulübeye girebilir. Ama eğer ki global düşünüyorsanız eğer, network'ünüze yüzlerce teknik direktörün içerisinden birini seçmeniz lazım. Şimdi sen havuzun içerisine yüzlerce teknik adamı attın. Hı hı. Bilgisayar üstünden yapıyorsun. Makine öğrenmeyi sağladın. Yapay bir modelle birlikte sana en iyi gelecek teknik direktörü seçiyorsun. Doğrusu bu çünkü. Böyle yapılıyor. Bu işler böyle ilerliyor. Evet. Ve finalinde de o sistemin içerisinden Sergen Yalçın çıktıysa buna da okeyim. Ama o sistemin içerisinden Sergen çık Yalçın'ın çıkma ihtimali milli piyangoyu tutturma ihtimali gibi. Çünkü çok fazla teknik adam havuzu var. Hı hı. Ve bu kadar teknik adam havuzu içerisinde ben Hazan Arat'ın şu ifadeyi kullanmasını beklerim sayın başkanım. Ya hocam ya da işte Feyyaz hocam, Samet hocam. Emin miyiz? Bak bu kadar teknik adam var. Samet Sergen Yalçın mı gerçekten bizim çözümümüz? Yani tesadüf mü bu? Yani o kadar teknik adam içerisinde en yakınımızda mıymış bizim çözümümüz? İnsan bu sorgular değil mi? Ve başka sorgulanması gereken şey şu. Beşiktaş ne oynuyor? belli değil. Belli değil. Beşiktaş'ın kadrosunda kim belli var değil. belli değil. Transferde kim gelecek belli değil. Sergen Yalçın ne oynatıyor belli değil. Peki neye göre Sergen Yalçın? Bak yine isimden bağımsız gitmek istiyorum ama mantı oturalım. Yani burada Ahmet Mehmet Sergen değil konumuz. Mantığı anlamaya çalışalım. Şimdi bir teknik direktör seçerken teknik adamın modeli senin modelin işleyişin projelerin bütün pay, değişkenlerin Oturması lazım. Bu puzzle parçası. Ve siz buraya gidip de benim öz evladım, benim kulübümden çıkma, benim sevdiğim adam, onu... yok. Duygu'yu bırakacaksınız. Çünkü üstünüzdeki mesuliyet, üstünüzdeki mesuliyet, tribündeki taraftara, kamuoyuna değil sadece. Hı hı. Biz gördük, bak şimdi, Beşiktaş ne yaptı? Ülke puanında en kritik olduğumuz dönemde Avrupa'da istediği sonuçlar alamadı. Üstelik evet. konferans liginde alamadı. Son 10 yılda iyi bir tablosu var. Ama UEFA son 5 yıl diyor. E son 5 yıla bakıyorsun. 6 sezon önce topladığı, bir sezonda topladığı puanları son 5 yılda toplayamamış. O zaman bir sirkilenme. Bunu ya Galatasaray'da son... yapsa aynı. Fenerbahçe'de yapsa aynı. Trabzon'da yapsa aynı. Burada... Bu camiaların Hı -hı. mesuliyetleri sadece kendisine değil. Türkiye'de mesuliyetleri var. Tabii ki. Çünkü burada kulvarlar bu şekilde farklı ülkelerdeki takımlarla da mücadele ise oradaki başarı Hı -hı. hepimizi bağlıyor. Ve bu bu tercihler, şimdi teknik adam tercihleri, isimler konuşuluyor. Evet. Değil mi? Mesela grafik var, beş farklı teknik adam vesaire. Beşi de birbirinden farklı adam. Beşi de birbirinden farklı. Hiçbir plan yok. Şimdi beş teknik adam belirlersin. 3 aşağı 5 yukarı birbirine paraleldir bu adamlar. Ve içinden sen şeyi seçersin. Ya bu hoca biraz daha ılımlı, mı? Evet. Bu hoca daha istikrar ders. Ama 5 beş adamın beşi de birbirinden farklıysa bu bir plansızlık göstergesidir. Yani Biraz da düzenleme artık transferler hatta kadro dışı kalan oyuncular için son karar bile yeni gelecek teknik direktöre bağlanmış durumda. Emin miyiz? Ama ilk ki kim gelirse gelsin. Rıza Hoca varken Samet Baba yapmıştı kadro dışıları Kim gelirse gelsin. Gelecek kişiden de mucizeler beklememek lazım tabii Beşiktaş'ın da oyuncuların da biraz zamanı ihtiyacı var. Son sözlerini alayım Beşiktaş'la ilgili Fenerbahçe'ye geçeceğim. Şöyle Beşiktaş bile bile Lades'e doğru gidiyor. Dostacı söyler, hı hı. Ee, Burak Yılmaz döneminde ne yanlış yapıldıysa, Rıza Avcı süreçleri nasıl yönetildiyse, mevcut yönetimin de şu anda teknik adam belirleme süreçlerinde baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla yanlış bir gidişat var, bir plansızlık var ve bu plan içerisinde ne yazık ki yönetimsel, idari anlamda belki de bir şeylerde bir problem var. Bunu çözülmedi, bu çözülmediği sürece Başardım. yine sürece geliyoruz. Sonucu seninle birlikte 6 ay sonra değerlendirdiğimiz zaman Bakalım. aynı şey söylüyor olacağız. Peki. Daha önce Burak Yılmaz'da, Rıza Çalınbay'da ya da diğer konularda bahsettiğimiz gibi.